Merhaba arkadaşlar. Şimdi baktım yavrular çıkmaya başlamış. Erkek bayağı stres durumda yalnız. Ama bakın yavrular yerden yukarı doğru uçuşuyor görüyor musunuz? Yere düşenler var. Erkek yumurtaları düşürmüş. Çünkü erkeği biraz önce baktım. Şu köşeye gelmiş bir acayip hareketler yapıyor. Heh, şimdi yuvaya çıkaracak hepsini. Çünkü biraz erken çıkıyor yumurtalar. Bu aslında ben 5,5-6 gibi yani tam 36 saat 48 saat arası çıkıyor ya bazen de belli olmuyor tabii. O saatlerde bekliyordum ama baktım ki şimdi yavrular çıkmaya başlamış. Tabii bazısı çıkıyor, bazısı çıkmıyor. Hadi bakalım erkek yuvaya toplasın. Yumurtaları toplaması lazım. Nasıl düşürmüş ki anlamadım. Görüyorsunuz değil mi yavrular nasıl çıkıyor yukarı doğru? Yani onları toplaması lazım erkeğin. Toplamayıp da stres olursa kötü. Bakalım hep birlikte görelim. Bakın nasıl çıkıyor yavru yukarı. Hadi oğlum. Yukarı doğru çıkıyor yavrularımız. Erkek de güzel. Yumurtaları topladı. Aferin oğlum. Gözümü kara çıkartma. Erkeğin şuraya gelip de böyle bir acayip hareketler yapması hemen benim yuvaya bakma ihtiyacı doğurdu açıkçası. Dedim bir şeyler oluyor herhalde. Sevinçliydi yani. Herhalde bir anda yavruları görünce şaşırdı hemen. Nasıl topluyor görüyor musun yumurtaları? Topla yavrum yumurta 1 lira şu anda. Gerçekten the amazing. Bakın havaya doğru çıkanlar var yerden suyun yüzeyine. Biraz daha yumurta kaldı yerde. Ama güzel erkek şu anda görevini yerine getiriyor. Dişiyi de göstereyim mi dişini alemde diye. Dişi çok güzel ya. Dişimiz çok tatlı. Baksanıza yumurtalarını döktü, rahatladı. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi takılmaca. Çok da hasar da almadılar çiftleşmede. O iyi oldu. Şimdi bakalım bu daha 1,5-2 ay falan iyice doldursun kendini. Hiç acelemiz yok. Valla bu erkek yumurtalarla nasıl başa çıkacak? Bayağı da bir yumurta var. Bakalım inşallah stres olmaz. Müdahale etmeyeceğim. Erkek bu dönemden sonra biraz şey yaşıyor, zorlanıyor yani kuyruk kısıyor, yeme ilgisiz oluyor falan. O yüzden yani yumurtaları erkeği yavruların yanından ayırdıktan sonra biraz erkeğe iyi bakım yapmak lazım. Mutlaka canlı yem takviyeler falan eksik etmemek lazım. Farkındaysanız daha fazla stres olmasın diye lambasını yakmadım. Yani gerek duymadım. Çünkü hayvanı daha çok stresi sokmaya gerek yok. Hatta videoyu bitirirken size yani normalde bu akvaryumun nasıl durduğuna dair görüntüyü de göstereceğim. Hop yuvaya çıkan yavrular var. Bakın camlara yapışan yavrular bile var. Allah Allah maşallah ya. Enteresan. Çok çabuk yani. Değişik gerçekten. Bu arada bu balıklar, betalar, bunlar Tayland'da Best Beta World diye bir yer var arkadaşlar. Yani bir çiftlik var. Orasının balıkları. Valla balıklar
Hakikaten güzel balıklarmış. Yani fiyatları da yüksek ona göre ama olsun, önemli değil. Sonuçta yani iyi balıklar, kaliteli balıklar alıyorsunuz. O yüzden değer. Erkeğimiz toplamaya devam ediyor. Maşallah, hiç mantarlaşan yumurta da yok şu anda. Bu durumda babalar biraz zorlanıyorlar. Çünkü çok yavru olunca bütün hepsini yuvada toplamaya çalışıyorlar. Bayağı bir yoruluyorlar. Dediğim gibi ya, erkekleri bu yavrular çıkıp erkeği ayırdıktan sonraki dönemde iyi beslemek lazım ki kaybetmeyelim babayı. Bakın burada da bir tane uçuşan var. Vallahi camlara yapışıyor yavrular. Erkek bayağı yorulacak yani, yazık. Bakın topladı ağzıyla, topluyor topluyor, alabildiği kadar alıyor. Hop, şimdi götürecek onları uygun bir köpüğe, yere bırakacak, görüyor musunuz? Nasıl püskürtüyor. Tabii bir kısım düşüyor, bir kısım tekrar şey oluyor. Yere düşüyor, bir kısım oturuyor bilmem ne. Cart cürt. Evet arkadaşlar, az önce size söylemiştim nasıl duruyor diye. Şöyle duruyor. Çünkü ben odaya girdiğim zaman strese girebilir erkek. O yüzden o riske girmek istemiyorum. Yuvanın olduğu kısmı şöyle bir şeyle, strafor parçasıyla kapattım. Evet, erkek çalışmaya devam ediyor ama pek çalışamıyor. Yumurtaların neredeyse hepsini yere düşürmüş. Yani yavrular iniyorlar, çıkıyorlar. Erkek maalesef tam anlamıyla taşıyamıyor. Çünkü sayı bayağı fazla. İnşallah kayıp vermeyiz. Erkek çalışıyor, çalışmaya. Ama yapacak bir şey yok. Toplaması lazım ya da bırakacak. Şöyle yakından gireyim bakayım. Bakın yavrular düşüyor. Bazıları cama yapışmış. Çok erken aslında cama yapışması için. Genelde çıktıktan bir gün sonra falan cama yapışıyor bende. Bakın erkek ne kadar stres, görüyor musunuz? Hiç balığı böyle zorlamaya gerek yok işte bu tarz durumlarda. Balığın dibinde beklememize gerek yok. Yeniden yuva yapmış zaten erkek. Of, maşallah yavru kaynıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu yeniden sağlamlaştırmış diyeyim. Topluyor, toplamaya devam ediyor ama yumurtalar çıktıkça yere düşüyor tabii yavrular. Erkek, oh maşallah. Erkek bu şekilde. Vallahi iyi oldu ya. Yani dişi çok doluydu zaten. Biliyordum bu kadar çıkacağını. İnşallah yaşatırız. Önemli olan da benim için şu aşamada. Şu bir haftalık süreç önemli. Bir haftayı atlattıktan sonra yavrular, yani Artemia yemeye başlasınlar. Başladıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Tabii su sıcaklığına ve mikroplara, parazitlere, bakteri çakışmasına dikkat etmek lazım. Bu aralar çok hassas dönemler. Aynı şekilde erkek için de çok hassas süreçler. Dikkat etmemiz lazım. Ama bilmiyorum, erkek ya bu şekilde, bak yavrular nasıl yuvaya çıkıyor, görüyor musunuz?
Düşüyorlar. Düşenler korkup yuvaya çıkıyor. Baba ittiriyor herhalde. Bir şey yapıyor. Maşallah. Bayağı, bayağı var yani. Parayı vurdum ben ya. Tamam. Ben şimdi videoyu kapatayım. Hemen iş yerimi arayayım. İstifa dilekçemi vereyim. Çünkü yani kesin yüteceğim için. Kesin bir de aynı şekilde bu balıktan olacağı için. Tamam arkadaşlar, parayı vurdum ben. İstifayı basıyorum. Mantık basit arkadaşlar. Burada 100 tane balık var şimdi diyelim ki. 100 tanesini büyüttüm. 100 liradan sattım. 10 bin lira. Tamam ya. Hiç gerek yok. Hatta ben direkt şey yapayım ya. Araba kredisi çekeyim. Nasıl olsa 3 ay 4 ay sonra 10 bin lira nakitim var yani hiç. Garanti. Keşke bir çifte alsaydım. 10 bin 20 bin yapardım ya. Neyse. Neyse ben şu. Ben bankayı arayayım bir dur. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, yavru sayısı şu anda yani tahmini sayıyı yani söyleyeyim cart cürt patkün 300 tane falan diyorum. Tabii ne kadarı yaşayacak onu yani yumurta olarak söyleyeyim, bir de çıkıyorlar, çıkmaya devam ediyorlar. Yani ortalama 200 civarı yavru olabilir. Bakacağız kısmet. Hemen şöyle bir şey yaptım. Çünkü yavru sayısı fazla, erkek yetişemiyor. Havayı arttırdım. Zaten bir veriyordum. Onu şimdi saniyede iki damlaya çıkarttım. Ufaktan ufaktan o iyice oksijeni bassın. Yavrular oynamaya başladılar zaten. Öğleden beri. Baba triplerde. Babayı yarın ayırırım diye düşünüyorum. Çünkü bu camlara falan da yapışan bir belirli bir nüfus var. Baba her yere bu kadar yetişemez. Bakalım kısmet. Duruma göre bakacağız artık. İnşallah kayıp vermeyiz.